Evet arkadaşlar rol oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rokugan'ı sarmalayan gölgeler isimli oyunumuzun yeni bir bölümüyle birlikte olacağız. Ben sözü direkt Shiba Kanartus'a bırakıyorum. Geçen hafta ne olmuştu bize bir özet geçecek. Sonra birilerini keseceğiz. Hadi bakalım inşallah diyorum öncelikle. Ee, geçen hafta neler oldu? Ee, yaptığımız e, Hunt'ı yakışık yaptığımız görüşmeden sonra işte Klan'a e, klan değil, misafirliğe, misafirlik alanına geri dönmüştük. E, misafirhaneye. E, misafir eve, misafirhaneye geri dönmüştük. E, ondan sonrasında e, bir takım meditasyonlar yapıldı. Takura bu keşiş şapkalı kişinin kim olduğunu ve nerede olduğunu aramaya, onunla konuşmak üzerine bir meditasyon yapmaya başladı. E, Kanarutsu... E, kaderin bilmecesini ilerletmek üzere bir bilmece yaptı. E, meditasyonla oturdu. E, uh -huh. Kenshin o sırada hala hastaydı. Hala yatıyordu. E, ama bizim yaptığımız görüşme sırasında bir takım kabuslar görmeye devam etmiş. E, ve görmüş olduğu kabuslar içerisinde ada ve simyacı kelimelerini ekstra olarak içeren e, bir şeyler sayıklamış. Bunların bize not olarak ilettiler. Shirobe e, ve Ryuki o sırada ...İmparatorluk topraklarının birazcık daha dışarısında... ...gezmeye gittiler. Ee, bu sırada... Hı -hı. E, ...Juki bir kız çocuğu ile... ...karşılaştı. Ee, Hı -hı. Ve bu kız çocuğu ile... ...sanırım gelecekte bir takım... ...planlar kuruyor kendisi. <laughs> ee, eğitmen olarak. Eğitmen olmak üzere kendisi. Ee, sonrasında... ...ertesi gün oldu. Ee, ertesi gün olduktan sonra... E, Kanarutsu, Rintaro ile alakalı görmüş olduğu notları bir kabus olarak tekrar yaşadı. Ee, sonrasında Kenshin'i iyileştirmek üzerine Seppun ailesinden birileri geldi. Bir ruhban ve bir kortiyer sanırız, bilmiyoruz. Hı hı. Ee, Cennetsin olduğu diyarlardan gelen kutsanmış bir iksiri e, göğsüne boşalttılar e, Kenshin'in ve Kenshin'in yara izi dahi kalmadı. Bir iki saate kendine gelir dediler. Ee, sonrasında biz iyi öyleyse biz gidelim bir görüşme yapalım. İzinlerimiz de geldi zaten falan dedik. Ee, oyunun başında hediyelerimize bakacaktık. Şu an onu yapacağız bir onu hatırlatayım dedim. Ee, görüşme yaptık. Görüşme yaptıktan sonra bir mağara olduğunu ve o mağarayı patlattıklarını... ...o mağaradan bir takım şeyler topladıklarını, bir defter bulduklarını... ...bu defterde geometrik şekillerden oluşan yazılar olduğunu ama yazıları henüz çözümleyemediklerini söylediler. Bunların da kendilerine ait bir simyacı olduklarını, Gaijin büyüsüne sahip olduklarını söylediler. Var olan kristalin hmm. kişinin ya kabiliyetlerini arttırdığını ya da kendisini dönüştürdüğünü söylediler. Hmm. Biz de kaç kişi öldü, nerede öldüler gibi sorular sorduktan sonra bu işaret dedikleri şeyin aslında ölüm noktalarıyla eşleştiğini e, fark ettik. İki noktanın eksik olduğunu ve bu iki noktada tekrar bir aksiyon gerçekleşebileceğini düşünerek ekibi ikiye bölerek e, biraz da takviye alarak bazı şeyler isteyerek taleplerde bulunduk. E, Ekibi onlarda... bölmedik ya. i̇kiye bölebiliriz dedik. Öldük mü? Bölmesek mi bölmesek mi? Dedik. Evet. Ölmeyelim dedik. Biz bir yanımıza birkaç Öyle. alalım. diğerlerde de geri kalan hepsi de oraya gitsin dedik. İki iki olarak bölebiliriz dedik ya en son. Şöyle konuşmuştuk. Birimizden birisi görürse diğerine ziftle haber verecekti. Aynen. Diğer tamam. ekip de onlara katılacaktı. Tamam, ben yani diğerlerinin derken, kaçırmasına... Ben bizim ekibi bölelim demedim. Bizim ekip hmm. bir artı yanımıza birkaç kişi bir de onların kendilerinin oluşturduğu bir ekip olsun. Yani 7 Ama 8 Ama onlar 13. kaçırırsa ne olacak? Yani onlar aynen kaçırırsa o, onların sıkıntısı yani. O yeterli kadar iyi samurai değillermiş demek ki. Şimdi bunu riske atabilecek durumda Allah değiliz. bence. Ama yani konuşuruz bunları neyse tekrar. Ee, şey yaparız. İkiye böleriz dedikten sonra buna uygun şekilde program yapmıştık bu arada. Neyse bunu tekrar değiştiririz. Ee, Hı -hı. söyleriz ne yapılacağını. Ee, en son bu şekilde aksiyonlar alınmıştı. Biz misafirhaneye dönüyorduk. Tamam. Şimdi Abi, ikiye e, böyle. öncelikle Ya yani siz onu kararını verirsiniz. Ee, öncelikle siz ben dönmeden önce bu arada şeyleri söylüyorum. Hani birkaç tane daha talebim olacak diye. İşte Agaşa eksilerinden hangi denini talep ettiğimi. işte kişi başı olacak şekilde ikişer tane istiyorum bu arada. Ee, bir de... Hayır. Hayırlısı artık. Yani ben talebini de evet, bulmuyorum da yaparlarsa. Sen sen talep ediyorsun. bir de diyorum ki... işte gelecek olan şu gelecek mümkünse... Rüzgar elementine, hava elementine hakim bir şu genç olarak seçersiniz. Yanımızdaki insanların görülmesini engeller en azından diyorum bir de işte Kenshin geldikten sonra gördüğü şeyleri belki ekstra detaylandıracak şekilde bu kişi aradığımız bu sarışın kişi kimse onu detaylandırır belki diye uyandıktan sonra onu da getiririz diyorum oradan ayrılıyorum ondan sonra tamam şimdi ee, öncelikle İşte taleplerinizi, isteklerinizi yapıyorsunuz. İşte şöyle şöyle böyle böyle listeye alınıyor onlar. Ondan sonra siz e, size gelen şeylere bakıyorsunuz. İşte kutular, kutularda gelen hediyelere. Aynen. Ee, öncelikle e, Tanarutsu. Sen açıyorsun kutunu. Ee, bir tane Mempo var. Ama Mempo'nun üzerinde böyle çok hafif böyle bir ekstra bir parlama var. Garip duruyoruz. Yanında da bir tane not var. Okuyorum ee, ne, diyorsun, ne Notta kısaca şey yazıyor. Ee, i̇stediğiniz potansiyele ulaşabilmek için kendinizi istediğiniz şekilde gösterebilirsiniz diye ee, şaşırıyorsun. Nasıl ya falan filan diye böyle mempo'nun yüzünün Üzerindeki böyle şeyin görselin tamamiyle böyle sanki bir illüzyon gibi hafif değişebildiğini hissediyorsun sen düşüncelerini ama hmm. şey değil hani sınırsız bir miktar mı miktarı tam olarak nasıl falan bilmiyorsun ama böyle çok hafif oynamalar oluyor bazen böyle yüzünde. Okey ee, güzel bir hediye. Hı -hı. Bunun bir, ne bu bir nemuronay olduğu belli. Evet belli. İ i̇çerisinde bir tür hava kamisi var tahminince. <laughs> ee, ama sen elinle dokunduğun zaman maskenin ana şekli belli. Maskenin ana şekli e, böyle verniklenmiş ve üzeri böyle şey bir e, işlenmiş bir tahtaya benziyor. Okey. Yani orijinali tahta ama taktığın zaman aklından geçen bir şeye çevirebiliyorsun günde bir kere. Tamam. Biraz deneme yanılma yöntemiyle çözdüğünü varsayıyorum ben bugün. Tamam. Ee, onun dışarısında ee, ee, sen bir tane kuş şeklinde bir ıslık e, şey alıyorsun. Ne denir ona? Ee, ne... Unuttum. Islık çalan o... Ha, fi... ha. Düdük. Yok, flü... Düdük. Ha, Düdük gibi bir şey alıyorsun. Ee, kuş şeklinde ama. Bir kuş şeklinde almış. Ve böyle baktığın zaman böyle bir çaldığın zaman dışarıdaki böyle dışarıdan böyle kuş geldiğini falan görüyorsun. Yakınlardaki dallara falan konduklarını fark ediyorsun bir süre çaldıktan sonra. Ee, seninkinin yanında bir not yok. Hepsine not yazmamışlar. O, onunki biraz karmaşık diye herhalde. Not, not biraz daha anlamını sağlıyor. Takura. Efendim. sen bir tane şey yapılmış, böyle e, nasıl diyeyim? Elle yapılmış, taştan oyulmuş e, bir tilki kafası. E, böyle şey gibi. Bir tür e, aksesuar. Hani bir bir şeye takabilirsin, başka bir şey yapabilirsin. E, Dokunduğun zaman hani materyalinden emin değilsin. Ama bir tür böyle koyu renkli bir taştan yapılmış gibi. Eee... Hafif, hafif ılık geliyor ama. Böyle bir şey geliyor. Ee, bunun yanında not var. Ee, alevlerle buluşmak, alevlerle dost olmak herkesin yapabildiği bir şey değil. Ama olarak ne demek istediğini anlayamayabilirsin çok da şey değil gibi duruyor. Ama güzel duruyor yani güzel şey özellikle çok güzel oyulmuş. Hani bana böyle tam bir tilki kafası. Ee, bir de senin tilki klanıyla da tabii aran iyi olduğu için tahminince öyle bir şekle sokmuşlar. Ee, evet. ama böyle bir şey hissi alabiliyorsun içinden. Hani böyle bir bunda da bir şey var. Ee, diğer herkesin malzemelerinde de bir şey olduğunu çok hafif sezebiliyorsun Takura. Ya, tamamıyla bir altıncı his demeyeyim ama Hiçliğe olan bağlantın o konuda bir tık daha yardımcı oluyor sana diğerlerinden. Ee, sen ee, Kenshin bir tane kolye alıyorsun. Ee, bu kolyenin üstünde ee, şey var, kuş tüyü var. Ee, hafif şey duruyor böyle. Ya yani Aslında nasıl desem? 2-3 tane böyle kuş tüyü olduğunu düşün asıldığını bir kolyeden. Hı. Kolye böyle şey gümüş bir zincir gibi duruyor boynuna takabileceğin şekilde kuş tüyleri ama böyle çok dolu dolu ve böyle bayağı koyu renkli rengi. Biraz şey geliyor. Böyle hafif bir parlaklık var üzerinde. Böyle hafif ışık geldiği zaman böyle grimsi bir tona falan geçiyor. Hani bir anormallik var bu tüylerin üstünde de. Ee, yanındaki notta e, Ne kadar düşersen düş, kalkabilmek için yazıyor. Tam olarak ne anlamına e, geldiğini bilmiyorsun ama Bunlar biraz da zamanla artık kendi şeylerinizden, çıkarımlarınızdan yapabileceğiniz bazı şeyler. Bazıları biraz daha şey, karmaşık. Ama şey zaten direkt o maskeyi eline aldığın zaman o şeyi hissedebiliyorsun sen Kanarut'u. Hani bir bağlantı kuruyor seninle onun içindeki şey ve senin böyle kafandaki şeyler maskenin üzerinde hafif hafif oluşmaya başlıyor. Direkt oradan anlıyorsun zaten. Tamam o zaman şöyle bir şey yapacağım. Gerçekten takar takmaz böyle vahşi bir Şahin ağzına dönüştüreceğim onu. Aklından geçtiği şekil tamamına dönüyor ve materyaline dahi seçebiliyorsun. Okey. ya yani Metalden olacak ama Hı -hı. şey altın sarısı olacak. Ee, tamam. Direkt. Bir sıkıntısı yok. Direkt istediğin şekle dönüyor. Ve renge de dönüyor. İstediğin renklendirmeyi de seçebiliyorsun. Okey. Tamam. Ee, onun dışarısında. E, hediyeleriniz bunlar. Herkese böyle farklı farklı... ...bazılarının ki biraz böyle... ...herkesin şeyi aynı durmuyor tabii hediyesi. Ee, biraz daha böyle farklı farklı duranlar da var. Ama günün sonunda hepsi şey... ...böyle nadide şeyler gibi duruyor biraz da. Hani en en, en 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 nadide değil ama... ...yine de bir teşekkür babından... ...hani böyle basit bir... E, ...altın hediyesi ya da böyle basit bir... ...aksesuar hediyesi gibi durmuyor hepsi. Ee, ben bir şey bakacağım. Böyle kılıcın üst tarafına tutma kabzanın üstüne takılabilir mi? Yani benim aklıma gelen iki şey var. Ya alevlendirecek bir şeyleri kanına ekleyebilirsin. Ya da koruma sağlayacak diye mantığıyla ilerliyorum. Hı, hı. İlk önce bakacağım ne olduğuna. Biraz oynayacağım falan. Hı, hı Ilık geliyor eline gerçekten ve böyle hafif böyle metalim ya taş ama böyle hafif ya yani metal değil de böyle bir bir ısı var sanki içinde. Ne kadar ağır? Değiyor normal ağırlıkta. Yani kılıcı ekletirsem dengesini çok bozar mı diye düşünüyorum. Yok 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 yo. Aksesuar minik. Şu boyutlarda. O zaman ilk önce kılıcın kabzasını bir yerine ekleyeceğim. Takacağım. Monte edebiliyorsam. Okey. Ee, kılıcın kabzasına katananın kabzasına öyle bir şey genelde eklenir mi? İp falan da ki ben öyle düşündüm yani. Hı? Ha, evet, ip falan sarabilirsin ya. Bir şeyle sarabilirsin ama şey olarak böyle sonuna met ekleteceğin bir metal parça yok. Neyse onu Oğuz abi geri vakaza tamam, bakarız. Ben bir şey Aynen. yok. Katanaya bakıyorum abi, da katanayı nereye koyabilirim Ha şey. sen orada şey kafanda yaşıyorsun. Orada katanaya şey. bakıyorum ben. Merak etme. İple sarılır abi o yani. Bak bir şey şöyle bir şey yapabilirsin. İple sararsın ya şey kanının üstüne işletebilirsin. Böyle tam ucuna. Bak şurada ipin içinde böyle altınım bir şey var. Hı <laughs> hı. Evet, böyle. evet evet. Buraya koydurabilir miyim? Ha sen onun içine koyduracaksın. Onun o deri aslında. Şimdi şöyle o şey derisi. Ee, ismini unuttum ya hayvanın. O bir hayvan derisi orijinallerinde içinde onun yine şey var. Ee, odun olması lazım. Onun içerisinde bir yere yerleştirirler mi? Tutuşu biraz bozulur oranın ya. O zaman şuraya olmaz. Yok orası hiç olmaz. Oraya ya aslında ya sana bir şey diyeyim mi? Yeteri kadar iyi bir demirci bulursan istediğin yere işler ya. Gerçekten çünkü bazı demirciler bayağı büyü gibi iş çıkarıyor. O zaman ben demirciye gidiyorum. Tamam. Şimdi mi? Akşam mı? Şu an saat. Ya var. vakit alır. Yani bunu al işte dediğinde de adam bir anda hani şey yapmıyor yani Vol yapıp bir anda işlemiyor yani bak alıyor, açıyor, çıkarıyor, takıyor, eritiyor falan hani ya işin şeyini biliyor, kimyasını falan şununu bunu biliyor. O zaman dursun şimdilik bir kolye ucuna bir şeye bağlayıp bir zincire falan bağlıyorsunuz. O şey yanında bir tane zincir falan gelmiş olabilir ya o sıkıntı değil. Aa onu bağlıyorum böyle. Tamamdır. Ee, sen de bunu bağlamasın. Yanımda yani. Peki, tamam. Olur Hı. da şey yaparsan, Alev'le karşılaşırsan bakarsın. Yani ya ee, bir şey olur elbet. Bir işe yarar diye düşünüyorum. Ee, bu noktada hepiniz hediyelerinizi almış bir şekilde. Ee, Kenshin sen ayaklanıyorsun artık. Ee, Gördüğün şeyleri hala şey hafif flu bir şekilde hatırlıyorsun. Bazı şeyler arada hani bazı minik detaylar arada kaçmış olabilir ama genelini hatırlıyorsun. Ama ba yani böyle %100 böyle hani net değil hiçbir şey. Öyle minik bir sıkıntım var. Oo. <laughs> yani hatırlıyorsun sahneleri genel olarak, genel temaları, genel şeyleri. Ama böyle şey gibi düşün sanki hani ya bütün sahnelerde böyle şey gibi baktığını düşün. Böyle deniz gözlüğün var ama içi su dolu. Ya da işte kulaklar da su <laughs> Hani böyle hafif şey, sesler, görüntü hafif bulanmış gibi. Anladım. Ee, kendime geldiğim zaman ilk bakacağım, ilk bak, hani e, yarama bakıyorum bir ilk kılıcın saplandığı. Kendine tamamıyla geldikten sonra hani böyle bayağı bir şey yapıyorsun. Hı. Uyuyup, uyanıp, uyuyup, uyanıp kendine geliyorsun. Baktığın zaman hiçbir şey yok. Şok oluyorum böyle be nasıl nasıl ya. Böyle. Ee, bir... O sırada e, şey <laughs> görüyorsun e, dışarı doğru bakındığı zaman böyle bir sağa sola odanın içerisinde biriniz var mıdır sizden? Yani ben yanına çıkmışımdır çünkü şey bekliyorum uyanmasını bekliyorum ya bir noktada. Hı -hı. Tamam o zaman kanarı suyu görüyorsun ee, kalktıktan böyle bir kanarı suyu görüyorsun bir, bir iki dakika şöyle bir etrafa bakınıyorsun kendine bakınıyorsun kalan falan filan. Ee, dışarıda kanat sesi geliyor. <laughs> karga karga mı var? <laughs> Şöyle bakındığın zaman uzakta evet görebiliyorsun. Bu süre boyunca hiç gelmedi bu arada değil mi? Dışarıda durdu. Dışarıda da yoktu. Aradık bulamadık ya. Yani Böyle... ko kolay görünür bir yerde değildi evet. Kargaya bakıyorum. Sensei yaşıyorum. <laughs> o, bir şekilde. o, evet, o, o, uzaktan bakıp böyle başını eğiyor. Sadece. Sonra sen odada kanarutsu olduğunu hatırlıyorsun. Ka <laughs> <laughs> kanarutsu'ya bak <laughs> dramatik bir Bakıyor kanarutsu'yu görüyorum değil mi? <laughs> evet. Af. Aa. Geldi seninki geldi. Ha. Üçüncü gözü de varmış evet söylediler. Haberim var. Ha. Anladım. Konuşuyormuş Anladım. da evet. Haberim var. Evet. <laughs> ben uyurken neler oldu? Adamı temiz delirttiniz. <laughs> 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 bu bıçaklandık. İyi değil. misin? Yani yara, iyi, yara falan yok. İyi, bayağı iyi. iyi. Fiziksel olarak şu an hani böyle atlayıp zıplayabilirmiş gibi hissediyorsun garip bir şekilde. <laughs> Hantiyi Kaşıköy'e teşekkür etmen lazım. Kendisi kendisi mi yardım etti? Büyük miktarda aracı oldu diyebiliriz. Kendisine şu kanlarımı sunmam lazım kesinlikle. Bu gece yapmamız gereken bir görev var. Hazırlansan iyi edersin. Tamam nereye gidiyoruz? İlk önce neler hatırladığını istihbarattakilere bildirmemiz lazım ki araştırmayı belki kolaylaştıracak bir şeyler verebilsinler. Sen ne hatırlıyorsun? Bu kişinin üstünde ne vardı? Ne boyuttaydı? Elindeki silah nasıl bir şeydi? Naginat adam büyük olması lazım. Bana e, net sal hatırlıyorsun bu arada. Hmm. Bay, yani teknik olarak orada o ölümcül yarayı almadan önceki kısmı ne hatırlıyorsun? Oraya e, hatırlamıyorum tamam. ama o rüyada gördüğün şeyler böyle hafif flu. Bana saldıran adam. Yani geniş, cübbeli hasır şapkalı bir adamdı. Kıyafeti biraz böyle dikkat çekici. Bana da detay lazım. Nasıl dikkat çekici? Kıyafetindeki detay neydi? Sapsarı saçları vardı. Böyle... Onu biliyoruz. Ayağına bir şey giyiyordu. Galip bir... Ayakkabının ne olduğunu biliyor muyum bu arada? Ayakkabı konseptini biliyorsun. Ha. Ha. O kadar Aya... değil. Ha, tamam. <laughs> Ayakkabı tarzı bir şey giyiyordu. Ama en hatırladığım şeylerden biri ensesin ve gözlerin içinde o Nezumi'nin üzerinde gördüğümüz elmaslık gibi parlama vardı bir evet, de şimdi tren... senin hakkında geliyor. Çok çok hafif sanki biraz gece ışığından mı emin değilsem şimdi bir kendine geldiği zaman Sen rengi hafif ka ka kayıktı sanki hafif kayıyordu böyle. Ten rengi kayıyordu. Doğru. Ha. Ten rengi de dur, bir Hatır... şey hatırlar gibi oldum. Ten rengi de biraz griye kayıyordu. Gri. Gri. Silahı, bunu anlatması biraz garip olacak. Silahı direkt kolunun kendisiydi. Kolu direkt silahtı. O bana sapladığı dev kılıcımsı şey direkt koluydu. Şimdi Arda bu noktada bir şey yapmak istiyorum. Gerçekten yarasa dövmesini aktifleştireceğim tamam mı? Hı -hı. Yarasa dövmesini aktifleştirip gözümü kapattığım zaman karşımdaki kişiyi böyle bir silüet olarak mı görüyorum yoksa uzuvlarını falan detaylı bir şekilde algılayabiliyor muyum? Algılayabiliyor olmam lazım çünkü 5 uyanıklık artırıyor bende. Sentiment, biz yani özellikle bir noktasına odaklanmak istiyorsan şimdi vücut vücutta çok fazla nokta var. Hani hissettiğin şey büyük ihtimalle şey olmaz böyle kemiklerinin falan filan ince kısımlarından çok. Yok biraz daha yani, şey hisseder. Kol mu silah mı? Bunu ayırt edebilir miyim yani? Ha, tabii canım bu ayırt etmek istiyorum. Ha, tamam ya, derdim o şu. Aha, ama yakınında olması lazım yani detay fark edebilmek için yakınında olması lazım. Hani iki mesafende. Yüksek böyle bir zarmar falan bir şey atarsan da 3 mesafeye kadar çıkartabiliriz onu böyle bir okay. görüş için dikkat ve odak için. Tamam. Yanında no, yani gerçekten dibi, bir şey olursa tam... dibinden yürürken şey olsan hani o açık olsa ve böyle dikkat ediyor olsan fark edersin. <laughs> Anladım. Ben şeyden bahsediyorum burada. Hızlıca görevin detaylarından bahsediyorum işte. Grubu ikiye böleceğiz. Ee, Yalımızda işte insanlar olacak. Ee, Sanırım ekipman e, istememiz lazım. Sanırım kılıcınla alakalı bir sorunumuz var. Kılıcım yok. Kılıcım kırıldı evet. Kendimi savunurken. Ee, onları isteriz. Ee, belki onarırlar kılıcını. Bilmiyorum. Ee, sonrasında şu an tarif ediyorum. Haritayı tarif ediyorum İşte Şu kadar kişi öldürülmüş. Bunlardan birinin sen olması bekleniyordu ama sen hayattasın. O yüzden orayı tamamlayamamışlar. İşte başka biri işte, daha var. JS bulunmamış. Dış kısımda, dış çemberde bir tane üçgenin ucunda bir tane olacak şekilde iki tane boşluk var. Şu an e, bu iki hedef, muhtemel e, saldırı noktası. O yüzden hedefi iki, yani ekibi ikiye böleceğiz. Anladım. Anladım. Daha işinize yararsa adam adamın damarların adam adamın silahı da sarı parlıyordu damarlarının bir kısmı sarıydı ve üzerinde yuvarlak geometrik bir şekil vardı. O geometrik bulunmuş şekille alakalı olabilir mi o şekil? Şekli çiziyorum. İşte hatırladığım kadarını. Ee, o oh. Bundan benziyordu diye. Bayağı o. Bayağı bayağı o. Aynısı. Direkt aynısı. Tamam. Ee, cinayetlerde bu hedefe bu şekle göre işlenmiş bu arada bilgin olsun. 35 kişiye yakın öldürülmüş. Öldürülenlerden oh. bazıları kendi sen. Bazısı pardon. Bir kişi öldürülmüş. Öyle kendi sen. Bir tanesi evet. Of. An, anlıyorum anlıyorum ne zaman yola çıkıyoruz bu akşam tamam Ben biraz da bu arada gururun inciniyor Kenshin ya ister istemez Hı, bu evet. adamı kaybetmekten bir taraftan Kenshin de öldüğünü öğrenince yani okey tamam hani, o kadar da kötü olmayabilir diyorsundur ama yani <laughs> yine de kaybetme <laughs> hazırlan... hisse o şeyi rahatsız ediyordur ister evet. istemez. Biraz şey durur. diyorum hazırlan bir şeyler ye çıkalım hemen fazla zamanımız yok çünkü tamam tamam bir üzerimi falan giyeyim Aynen. İnşallah Bundan sonra hızlandırıyoruz. Iyi. Siz hediyeleri açıyorsunuz falan filan. İşte Kenshin de kendi hediyesini açıyor. İşte ne yapılacak, ne edilecek kısaca kendi aranızda konuşuyorsunuz. İşte grup 2'ye ayrılacak falan. Şeyi kısa kısa özetini cana geçmiş miydiniz? Yoksa şimdi geçebilirsiniz istiyorsanız tekrar. Linkle ee, Genel planım. Bence bir daha konuşalım çünkü biz de hani yanlış anlamışız evet, evet. Siz, galiba birbirimize evet, en Aynı. son. Aynen. Bir, hızlı bir flashback ne konuşuldu o akşam tekrar. En son en son şey böyle o hmm. gecenin sonuna geliyoruz. Yok ne konuşuldu Çeşit, verildi. Çeşitli ekipmanlar talebinde bulundu. İşte kelepçedir, için mesela işte zincirdir, ağdır falan. Hepsi, ee, hepsi geliyor size da... o gün içinde. Şey ee, şey olmayan böyle büyülü istemediğiniz her malzeme geliyor. Ee, büyülü malzeme olarak e, iki tane tılsım geliyor. Ee, tılsımların ne yaptığını size açıklarım birazdan. Siz konuşmanızı yapın. Okay. En son söyleyeyim. Ben Bilen bir şey yaparken önemli olur mu? Onları bir söyleyeceğim. Yani. Yanıma aldığım malzemeleri sayabilir miyim? Tabii. Yani önemli olan bir e, Ryuki'nin yıllar önce bize verdiği bir tüy vardı. Şey Ryuki diyorum. Nanasu'nun. Ee, tüy vardı onu alıyorum. Hı -hı. İki e, şeyin Yengeç Kuniyuru'nun verdiği bir atı ulu ata dönüştüren bir şey vardı ya büyülü. Aa, de... şeyimi... Potansiyel artırma şeyi. Ha, onu evet, da alıyorum. Evet. Onu basacağım. Kullanacağım. Çok merak evet. ediyorum. Ne olacak ne bitecek. Hı -hı. Ondan sonra o kadar. Başka bir şeyim yok zaten. Bir de ben siyah giyiniyorum abi. Siyah. Ben e, talep etmiş Olur. oldum. Eldiveni takacağım. Zırhı da Hı -hı. siyaha böyle siyahlaştıracağım. Yani kömürle falan üstünü falan şey yapabilirim. Kendi klan renklerinin üstünü mü boyayacaksın? Boyayacağım ya. Ama şey. çıkan bir boyayla bir şeyle boyayacağım ya sonra temizlenince evet. çıkacak. Anladım anladım. Sen üstünü toz muz falan filan bir şekilde ha. kömür tozu şöyle böyle bir şekilde kapatmaya çalışıyorsun anladım. Bu arada artık kirden tiksinmiyorum gençler onu söyleyeyim. Koymuyor artık. <laughs> bir şaşırıyorum onu Büyük <laughs> bir gerçeklik. Evet. Onun yerine biz şey mi almıştık? Dur bakayım ona. Kılıçları almışsınızdır büyük ihtimalle. Kılıçları aldık çeker şey değil mi doğru ben alabiliyorsam zinciri alacağım ya şey e, kelepçeyi kelepçe, birden okay. fazlaysa yani bir tane kelepçe alacağım şimdi ee, bir şey söyleyeceğim yuvarlak yıldız kare üçgen, üçgen yuvarlaktı değil mi evet evet başa geri dönüyor en son şimdi bu iki alanın mesafesi birbirinden çok mu uzak bayağı ya yani Şöyle Bayoğuz. söyleyeyim. Şehirde ben onları çizmedim size değil mi? Hayır. Ee, tamam. Bir tanesi köprü. Okey. Şurası. Ee, şehrin dışında olan da şurada olması lazım. Sağ aşağısında. Doğru Limana yakın falan demiştin. O civarları yani yakın yani evet. Şurası. Ortalama o civarlar. Dur bakayım şimdi ben onu şey diyeceğim, edeyim. Hani... Yo, bu hoplayayım. Yok bu değil bu pardon. Hidari değil Biraz yukarıda. Ben onu oynatırım şimdi yerine. Pardon şurada. Tamam. Birbirimize ulaşmamız bu durumda çok mümkün mu emin değilim ama Hızlı yani en az, ulaşır elimizden geleni yaparız. Aynen. Ee, bunun dışında işte yanımıza işte gözcüler gelecekti galiba. Kaç tane olacağını bilmiyorum. İşte bir tane Shurigange'a gelecek. Hı hı. İki ekibe de birer tane sanırım. Bilmiyorum. Biz ekipler nasıl bölüyoruz? Heh, e, bu noktada evet. Ekipler nasıl bölünecek? Şimdi arkadaşlar şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz ki ben daha uzun ve genç alanları hissedebiliyorum. O yüzden e, benim hedef haline gelmem bu noktada daha işe yarar. İşte hepimiz bir grupta mıyız? Yani iki gruptaysak benim yanıma kim gelecek diye soruyorum şu an. Ben Tek gruptaysak bilmiyorum. Ben. <laughs> Şimdi e, şunu belirtmem lazım. Takura yakın mesafeden saldırıyor. Ryuki iki mesafeden yani daha geniş mızrak mesafesinden saldırabiliyor. E, Kenshin maskesini taktığı zaman uzun mesafelerden saldırabiliyor. Hı hı. Yani Takura şu noktada istediği kişiyle eşleşebilir. Yani bana fark etmiyor seçim bilmez. Benim için de fark etmez. Ee, Ben Kenshin alacağım. Tamam. <laughs> başıma bir şey gelmesin. Bir, birisi sonunda <laughs> birini seçti. Tamam. Aynen. Kenshin Azam çünkü bu sürekli düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun başına bir şey gelmesin. Bunu korumak lazım diyor. Okay. Bir en gardiyan gencimiz. olarak görevimi gerçekleştiriyorum. <laughs> en dönceli Tekrar genç. geri düşmesin diye. <laughs> Aynen. Ben şekli çizdim de böyle abuk sabuk bir şey çıktı orada. Bakayım. Nereye çizdin? Şey, Şeye çizdin. Attı, chat attı, çete Çat attı. Çete attı. <laughs> Oyun çetini. Ha oyun chatine mi Dur, ben de Discord'da bakıyorum. Oyun çetin ikonu mu değişmiş? Evet. Ya buna benzer tam olarak böyle değil ama buna benzer. Baya yakın hatta evet evet bakayım tık 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 tık. <laughs> Yıldız sadece bu kadar eşit değil. Biraz şey böyle. E Nasıl desem? Sağ yukarı sol yukarı köşelere doğru gidiyor. <laughs> de bu kadar ee, oluyor. İyi iyi. Gayet yakın bir şeyi. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şey Hadi. diyorum. E, Kenshin'in e, yaralandığı yeri gidelim diyorum ben. Sizin ekip. İyi, tamam biz de diğer tarafa. Ee, bir şey soracağım. Ben hangisi daha açıksa orayı tercih ederim. Ben çünkü atlı olacağım. Hangisi daha açık? Bence Aa. aşağısı daha açıktır. Tasallif. Aşağıda daha çok gezdirip koşturabilir eğer evleri yıkmak sıkıntı değilse. Bence değil. Vallahi gerekirse yıkarım. Ee, ben şurubayla gideceğim. <laughs> gerekirse evleri de yıkarım. Üç kusura bakmayın. Suicide Squad ya şu an. Hani biraz öyleyiz. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi ya plan şu plan an, an bu şekilde. Genel planımız ne? Şimdi. Gidip orada bekleyecek misiniz akşam kadar? Yani abi nöbet tutmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Ki, yani bir kişi hedef olarak kalacak diye düşünüyorum ben. Diğer, kişinin, diğer kişilerin saklanması lazım. Görünmezlik evet. belki bu konuda fayda sağlar. Ee, şöyle şimdi onu onu konuda yardımcı olayım. Bir tane hava elementi samurayı şey şu gençaşı geliyor. Ee, i̇kinci bir şu gence ayarlıyorlar ama çok biraz daha diğeri kadar ileri bir şu gence değil. Ee, ve toprak elementi. Ben tekrar söylüyorum. Bence biz dördümüz altı şu genceyi alalım. Yanımıza da bir iki eleman alalım. Yukarıya gidelim. Ya da aşağı gidelim. Tamam mı? Geri kalanlar da yukarıda kapışsınlar. Kaçarsa zaten buraya da gelecek. Biz şekli tamamlamak zorunda. Burada da yapmak zorunda. Bir ciddi. Tamam. Bana uyar. Eğer e, adamlar şey yaparsa bize haber verirse ben yetişebileceğim kadar hızlı çıkabileceğim bir yol da planlamak istiyorum kafamda. Yani şurubayı dört nala koşup yeteneğimle birlikte ikiye düşürüp oradan gideceğim hızı. Ee, gidebileceğim kadar hızlı gideceğim. Nereden gidebileceğimi de kafamda oluşturuyorum. Eğer şurada genişlik var. Şuradan açık giderim gibi. Anladım anladım. Yol çiziyorum. Buradan Şöyle. ana yoldan, buradan ara yoldan. Aynen. aynen. Bizde de atlar yok mu? Eğer baktık bura. Bizim yerde sıkıntı yok. Basar gideriz biz de atlarla. Ya Zaten ben şöyle ya. ben yarı hızla giderken tek başıma gitmiyorum. Fırsat tutabilirsem götürebildiğim kadarınızı da aynı hızda götürebiliyorum. O yüzden hani ben atacağım. Eğer tutarsa hep birlikte gideceğiz. Rahip oraya ama atları alalım. Bir yere bağlayalım. Bence de alın. Atlar sadece şimdi bağlayacağınız yerlerin biraz uzak olması lazım. Çünkü bağlı atlar Hani şey oluşturur. Yine Sen de koşarak gitmekten hızlı gideriz ya. Ha ya, tabii. Ya yani bir yere bağlayalım. Hani oraya koşarız sonra gideceğimiz orada yere hatta atlarla hatta gideriz. gideriz. Aynen. Ya şimdi işte benim ta, benim düşüncem şöyle. Şimdi bu sayı yazıyor ya, t sayı, sayı. Evet. O o sayı bölgesi aynen. O bölgede mesela şimdi Y'nin oradaysa bu olay, tamam mı? Biz i'nin orada bekleyeceksek atları T'nin oraya bağlayalım ya da o sokan başında Most High yazan bir yer var ya mesela. Hı -hı. Oraya bağlayalım. Arkadaki bahçe ne? Oradan oraya koşarız mesela. Onlar şey e, pirinç şey tarlaları. Tam Pirinç tarlalarına bağlayalım ya. Yok, abi. tarlalarında at yürütmeniz biraz pirinç tarlasındaki çalışanlar için İlçansız. çok az Çok çok az, <laughs> evet. çok az mutsuz eder onları ama. Bir de şey orada hasat çıkacağı için hayatta kalacaklar ya Abi at pirinç tarlası balçık yani. At bastan evet. çok içine. Çok çok aynen, aynen aynen. Evet. Bence bak dediğim gibi mesela bu i'nin olduğu yerde ise tamam biz h'nin bu aşağıdaki Mostein oraya bir yere bağlayalım. Olsun, bitsin yani o köşeye tamam. mesela. Tamam. duracak bir adam da alalım yanlarından. Atların başında dursun adam. Yani ya bir tane seyis götürelim, dursun ha. orada. Aynen. Bir tane seyis orada Seyitleri dursun. Bir tane at at yani at kullanmayı bilen bir tane samuray verirler yanınıza seyis. Tamam. Seyis ya şey olsun, şey bir şey olsa seyis atları binebilecek birisi değil ya. Da atları hemen kesip yani şey biraz daha bir tık daha kalifiyeli bir insan iyi olabilir. o zaman planı bu şekilde yapıyoruz ve hani bu şekilde yönlendiriyoruz diye. Dördünüz bir yerdesiniz, diğerleri diğer. Dördünüzde, aynen, aynen. Tamamdır. Siz e, siz sayıya gidiyorsunuz. Diğerleri köprüde bekliyor şeyde. Biz üstte bu, bu e, şey yaparken, planı yaparken yer altından da araştırma yapacaklarını söyledi istihbarat. E, bir şey bulacaklar mı, bulamayacaklar mı bilmiyoruz. Hayırısı diyoruz. Hı -hı. İksir gelmedi galiba hiç. Eee okay. beraber e, birer tane tılsım var. Tılsımlar ne yapıyor? Tılsımlardan bir tanesi sizin istediğiniz büyü. İyileştirme büyüsü. İyileştirme mi? Okey. Ee, i̇ki bonus başarı ve iki fırsatla kullanılacak şekilde. Ee, diğeri e, ee, büyünün ismine bir tekrar bakmam lazım. Çünkü ben buraya yanlış not almışımdır bence ben bunu. Böyle böyle ismini bir büyü olduğunu hatırlamıyorum. Hmm. Ee, şey sağlıyor. Neydi ya? Su üzerinden geçit yapmayı ya da diğer tarafı görmeyi sağlayan büyü. Ee, ama bu olduğu gibi. Yani ekstra bir fırsat şeyi yok. Fırsat kullanımı yok. Sadece düz başarı. Yani diğer tarafı görmenizi sağlıyor suyun üstünden Duvarın arkasında mı görüyoruz? Ben anlamadım yok bir sudan diğer su bir su birikintisinden başka bir su birikintisini görmenizi sağlıyor. Otosan için içerisinde olduğu sürece hatta otosan uçun içi ve etraflarını direkt görebilirsiniz. E tamam köprünün orada su var orayı görürüz o zaman. Hı -hı. Şeyin orada Aynen. da su var zaten. Nehir ve e, su var. Hı -hı. Bu ikisi var. Tamam. Bunları da bir geçiş, tane şey e, geçiş, tılsım geçiş hazırlayan bir tane muyuz? şeyden almışlar. Ee, yok geçişe izin ver, şey Sadece bu izin. kadar yüksek seviyeli bir tılsım değil bu. Sadece, görmek. Sadece izlememizi sağlıyor. Aynen. Hı, hı. O görmeyi sağlıyor. Geçiş hali olsa bu zaten. Şey verdiler mi bize bu Takura'nın söylediği ağ vardı ya. Hepsi, ağı hazırlattılar da şöyle e, biraz ağır. Yani e, çok sağlam bir martial art atmanız lazım iki mesafeden uzağa atabilmek için. Şöyle e, Oraya İki kadar atabilirsiniz, için... bak. Şirbonun üstüne koysak şiribo taşıyabilir mi? Taşır herhalde. Taşır ama atamaz. Yok şirbu hani atamaz. Atmak için öyle hani atma mesafesine atılabilecek bir şey değil sadece şey. Okay. okay. Mızrak mesafesine falan atılabiliyor. Okay. Fırlatma hmm. mesafesine fırlatmak için onu bayağı ekstrem bir uzak atmanız gerekiyor. Anlaşıldı. Çünkü sizde de bir elinize aldığınız zaman hani böyle oluyor böyle. Anlaşıldı. Ama hani bu üstüne attığımız şey gerçekten ağırlıkla da biraz indirmeye çalışır. Tabii şeyi karşı nasıl işler bilmiyorsun ama hani bir tane bir samurayın üstüne atsanız bunu o da mümkün değil kalkması. Köşelerde dört tane şey var ağırlığı var. Planımız şu bu arada öldürmemeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz Hı -hı. hayatta kalması bayıltmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, mümkün olduğunca işte yorup streslendirmemiz lazım ki bize karşı savunamayacak hale gelsin. Hı -hı. Tamam. Ben Rintaro'nun yeteneklerinden birini kullanmaya çalışacağım hatta bayıltmaya çalışırken. Hangisi olduğunu söylemiştin önceden hatırlıyorum. Dead Touch. Aynen. Ee, şimdi. Tamam. Ee, nerede kalmıştık? Şeyden devam edelim. Ee, akşama kadar yapacağınız ekstra bir şey var mı? Plan, hazırlık, şunu yapacağız. Saat kaçtayız? Buradan böyle bekliyor. o zaman mesela şimdi burada nerede saklanacaksınız? Ne yapacaksınız? Evlerin tepesine çıkalım bence. Çatıda. Çatı... Ben şey yapacağım. Ağır zırhlı insanlar çatıda biraz çok şey olmayabilir. Ben hedef halinde kalmaya daha çalıştığım için yerde olacağım. Ben mümkünse de yerde olacağım. Mümkünse titreşimleri de alabileceğim bir zemine şey yapmaya çalışıyorum. Durmaya çalışıyorum. Ee, diyor ki senin şirba yanında değil mi? Evet. Sen ben şırıbanın üzerindeyim. Olamazsın. Ya ben biraz daha geride durmayı planlıyorum. Biraz daha şöyle evlerin arasında falan bir yerde anladın mı? Hani hemen meydanda değil de Hı -hı. daha geride bir yerde. Şu ara sokakta belki. Senin oradan çıkan ara sokak var ya. Hmm. Ben de şey yapacağım yani. Ama orada direkt, duran direkt görebilen bir içinde. yerde olmaya çalışacaksın yani. Ne? Direkt görebilen bir yerde olmaya çalışacaksın. Ya evet. Görebilen, duyabilen. Yani bu arada seni... burada siz sadece siz mi istiyorsunuz yoksa başka herhangi birilerini alacak mısınız yanınızda da şu gençler dışında? Ya da şu Gence dışında mısınız? eğer gözcü falan tutabiliyorsan bir tane de gözcü i̇şte. gelsin yani. Ya bir iki tane gelsin tamam. adam varsa. Ha işte oh, siz bir sıkabilecek Aha. yukarıdan yani. falan. Ha. Tamam bir iki tane gözcü alıyorsunuz. Sıkıntı yok iki tane gözcü. Ee, şey başka şu gençlerden herhangi birini alıyor musunuz? Rüzgarı alıyoruz. Görünmez yapsın en azından diğerlerini. Aman. Ben şey diyorum benim dışımda eğer mümkünse herkesi görünmez yapsın ama yapan Beni yapabilirse ben zaten meydanda kalacağım. Beni ve şurubayı yapabilirse. Ya olay görünmez olmak değil de ses gö görüntüyü kaldırabilir de sesi kaldıramaz. Tamam sessiz kalırız ya. Savaşın abi, insanlarız yani. Link, link, link. Sırtında ağı taşıyor. Ben bir yerde sabit bekleyeceğim abi çıktığı zaman atacağım ağı. Yukarıda Ama da oraya götürürüz. Aa şurubada kalmaz. Götürürüz. Ha, anladım. Şimdi bak, Aha, ben yine de o... zırhı o zaman şuranın zırhını falan çıkarman lazım. Yok, çıkarmam. O onu riske o zaman atmam. Uzakta değil, beklerim biraz. Kalmaz. Tamam, biraz uzakta beklerim. Bir tık uzakta beklerim. Çünkü ya plate armor giyiyor. Sen onun üstünde şey senin zırhın e, tamam. şey mi? Tahta mı yoksa metal mi? Tahta. Bir tık daha iyi ama hala mükemmel değil. Ben şurada bir tane evde Mümkünse Hı. bir iki katlı falan varsa. Okay. Birinci katında. Görünmezim zaten. Taburaya bulup oturup. Şimdi şöyle. Herkes görünmez olup sağa sola dağılamıyor. Yakın olmanız lazım adama. Ee, o zaman hani, yani. A atacak kişiyi görünmez olarak kalması bence makul bu arada. O yüzden e, şeye yakın durmak isteyeniniz varsa dursun. Ama hedef olarak ben görüneyim ki ben hani bir şekilde hızlı algılayıp şey yapabilirim. Savuşturabilirim belki saldırayım. Sen tek başına gözük zaten. Sen Aynen. böyle bizden Aynen. biraz uzakta kal. Sen görünmez olma. Sen gözük. Aynen. Tamam, şu genç benim yakınlarımda olsun işte. Yanımda olsun. Aynı evet bence duran. de. Adam nasıl olsa büyü atacak yani. Ayı Onların üst katında da bir gözcü durursa mesela onu da sanırım görünmez yapabilir. Gözcüyü de bir tane ok atabilen şey... biri seçelim gözcüleri. Gözcülerden bir tanesi şey öneriyor. E, sis kullanabiliriz diyor. De göremeyiz ki. Bu beni etkilemez. Ama evet. Yok şey için. Sis derken çatının üzerinde hani çatının üzerinde duracaklar için. Hı, e, evet. şey maklum. kimyasal bir malzemeleri varmış. O ikisi, ikisini üst üste getirince bayağı böyle yoğun bir duman çıkarıyormuş. Ama adam fark etmez mi yani bunu bizim yaptığımızı? o şeylerden onlar sadece öneriyor. Onlar siz deyince, bilmiyorum siz şey görünme görünlemeden bahsettiğiniz için böyle bir şey şöyle bir şey yapabilir. Eğer yaklaştığını fark edersen ben bir şekilde size haber vereyim dediğim silah falan yan yatırayım mesela öyle algılayayım. Ee, o zaman başlatın yapacağınız şeyi. Şeydi hmm. şeyde şey diyorum bu arada. Kişinin ayakkabısı varmış. işte kolu silahmış. Böyle bir kişiden bahsediyoruz falan diye. Böyle bir kişiyi arıyoruz. Okey. Siz, 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 ya o betimlemeyi biliyorlar. Ha, onlar bize söylemediler. Ben bilmiyorum o yüzden çünkü. Ha, Yok siz, siz betimlemeyi şey aktarmadınız mı? Hayır. Biz betimlemeyi şu an öğrendik yani. Bugün öğrendik. Şeyin Aa, siz, beraber. Siz şey, siz, şey diyor. Tam tam ben yani sarı saçlı şey kısımları falan filan o temel kısımları biliyorlar. Evet evet. Onun silah olduğunu falan söyleyince Evet kolu full silahmış. Kolu bütün olarak silahmış. Ayağında ayakkabı varmış. Bu kesik mi o zaman yani? Kesik böyle silah takmışlar oraya. Herhalde bilmiyorum. Ya da silah dönüşmüş. Evet, teni gri renkliymiş. Hmm. Üstünde bu faredeki kristalden varmış. Şurasında bu sembolden varmış. Belli olur herhalde. Yani bu saatlerde buralardan çok cübbeli figür geçeceğini düşünmüyoruz. Yani. neyse saklanacak yerler arayalım biz falan filan derken onlar biraz kaçınıyor. Yani detayları onlara da vereyim de hani görürlerse fark etsinler. şimdi bu bölgede teknik olarak bunun mükemmel olmasına gerek olmadığını siz az çok biliyorsunuz. Şeyden ötürü yani şeklin şekil birleşiyor gibi ama şekil böyle hep bütün şekil tam böyle mükemmel olmuyor. yani çok hafif kayıklığa izin verilebiliyor gibi duruyor şekilde. Hı hı. O yüzden alan bir tık geniş burada bile tek başına. Ama siz her herkes buradasınız. iki tane gözcü var. Ya burada kuş uçsa haberiniz olur. Okey. Ben burada şey açıyorum. Yarası dönmesini açıyorum. Ekstra 5 mesafede algılıyorum şu an. Hı hı. De 5 mesafeye kadar algılıyorsun aynen. Genel olarak işte kim yürüyor, kim ne yapıyor, kim ne ediyor diye. Dikkat ettiğim şey de şu bu arada onu söyleyeyim. Ee, boyutu normal insanlardan bir tık daha iri bir şahıs algılamaya çalışıyorum. Ee, bu arada toplamda 3 kişiyi falan görünmez yapabiliyor kendisi daha iyi şu gence. Korkunç miktarda fırsat istiyor çünkü kendinden başkaları görünmez yapabilmek. Ee, o kadar çok fırsat çıkaramaz. O zaman bence kesinlikle Takura'yı görünmez yapsın. O metal şeyle birlikte. Ee, Şiruba direkt görünmez olamıyormuş bu arada. Tamam sorun değil. Ben biraz uzakta bekleyeyim dediğim gibi biz koşarak gelelim. Tamam. Kenshin, Takura ve e, şu gence görünmez olabilir ama. Oh. Tamam. Rakin yakın olmanız. Yani yakın derken şey, 4-5 mesafeye çıkmadığınız sürece durur hani. Birbirinize bir şey fırlatma mesafesinde durabilirsiniz. İleri dip dibe durmanıza gerek yok ama hani çok da ayrı ayrı, sen sokan bir ucunda, ben bir ucunda durayım olmuyor. Bekliyorum ben. Dediğim gibi yüksek bir ikinci kata çıktım, bakıyorum. Panurutsuy izliyorum. Oturdum bir sandalyeye. Hı, hı. bütün gün ayakta bekleyemem. Hı hı. Elimde ağa var. Sen evin içindesin değil mi? Balkonundayım. Yani dışarıya bakan balkonu falan varsa balkonundayım. Böyle bir yer. Abi, balkona bayağı sandalye atıp oturuyor musun? Biraz bariz durursun oradan. Görünmez, Görünmez ya. ya? Ha, evet. Ama boş bir sandalye var balkonda. Tamam. E neden Sanırım. olmasın bir abi yani? Olur. Akşam yani Adam akşam sandalyesini... Sandalye sandalye konsept yok. Sen bir hindere oturuyorsun dur. Sandalye tamam, olur. çok popüler bir konsept değil. Ya elimde aile böyle saatlerce bekleyip kramp girmesine karşı. Ha anladım anladım. De hani şimdi sürekli ayakta Makul. bekleyince mutlaka bir yerin oynar yani tamam mı? tabi O yüzden bir ses çıkar. O yüzden böyle oturacağım abi. Hı -hı. Elimde a böyle sokağı izleyeceğim. Ben de şey yapıyorum yani Naginata elimde. Islık öttüre ötüre böyle gözüm kapalı bekliyorum. etrafa bakıyorum. Sen bütün gün orada bayağı volt atacaksın yani. Aynen. Tamam. Ryu ee, Ryuki sen sen biraz daha uzakta durman gerekiyor büyük ihtimalle. Evet, Çünkü ben senin sen şu an durduğun yer var ya orada böyle evet. kendime girebileceğim Hı. böyle en dar, en görünmeyeceğim. Hani bunun çok Hı. mümkün olmadığını biliyorum ama en iyi yeri bulup orada şurubayla bekleyeceğim. Anladım. Ya yani şey sen nerede bek? Nasıl bir ben yerde? şey işte şey söylüyorum burada. Eğer yakınımızda birinde hani belirirse çevresinde zift atıyoruz yere diye ya da ateşe atıyoruz ki şey işaret veriyoruz birbirimize diye söylüyorum. Anlaşıldı diyorum. Ee, ben nerede olabilirim? Yani ayarlayamadım bir dakika. Şurada bir yerde Çok olabilirim. olabilirim. Tamam, sen bir evin arkasında falan mı pusacaksın? Evet, evet. Orada e, gözcülerden bir tanesi tarlanın içine pusuyor. Gözcülerden birine, mümkünse tarlada olmayana zift işini bence verelim, o yapsın o işi. Ya sadece onda olmasın ama o yapsın yani. Okey tamam. Yani verelim. E, gözcülerden diğeri de bir şu kuzeye doğru bakan binalardan birinde duruyor. Tamam. tamam. Yani siz yine haber verirseniz o binanın çatısında duruyor. Bir haber gelirse yakarı, yakar. Ha ne olur evin çatısı bir şey olur mu? Hayırlısı. Hiç. Dur o çok, zaman biz de edelim o işi. İthal edelim. O görecek de duyacak da hani ben direkt görür ve yakar diye düşünmüştüm. Tam bir saat. alan biraz geniş iş. olduğu için. Tamam. Birkaç farklı yerde göz doğusun diye bir tanesi işte şeye geçiyor. Ha illa da de şurada dur derseniz orada durur. Tamam, o zaman birimiz belli olsun da hani ilk o ilk iş birimiz gidip onu yakalım. Ben yani yak işte. Ondan sonra gelirim. Tam gel olur. Tam olur. O zaman zifti böyle yakın bir yerde tutuyorum ben. Anladım. Ama Arası elimde de çakmak taşı yakıp geleceğim. Bu ben de şey aldım. İşler çok kötüye sarıyor. Zifti dök, vur. Zift yıkılsın, yanmaya başlasın evler. Sonra o <laughs> Kim yaktı? O rakibonları o tasını kim yaktı? Bu arada potansiyel artıran tılsımı ben de yanıma aldım. Tamam. O, ben, o e, potansiyel kalimi... artıran tılsım, şurubayı kirin yapan tılsımla aynı olamaz değil mi ya? Aynısı. Aynı mı? Tamam o zaman. Tamam. tamam. Ben çok merak ediyorum. Kullanacağım mı? Ee, şöyle. Siz geçiyorsunuz. Planı işletmek için. Şimdi sizden, herkesten bir şey zarı isteyeceğim. Takura senden ee, bir saniye. Durma zarı. nasıl Skaldagri istiyorum. Skaldagri Air. Biz hiç ee, sakinleşmek zorluğun... için bir şey yapmamış mıyızdır ya? Stresimiz böyle midir olduğu gibi? Bakayım. Sizin stresler en son yarılanmadı mı? Yarılanmıştır. Yani yarının altında. Tamam o zaman yok. Daha dahası yok. Ya, Ekstra bir efor olmadığı sürece inmiyor bundan. Zorluğun kaç? Ee, zorluğun 4. Ee, Kenshin. Peki şey var mı? Artı var mı? İşte görünmezi falan. Asistan. Bence olur. Olur. Ben asistan olabilir. Olabilir. Ben zorluğunu düşürmüştüm ama o zaman 5'e at Assistance'la at. Belki daha iyi gelir. Ee, Kenshin. Evet. Sen de benzer şekilde Skaldagri Air 5 asistanslı. Yani sizin amacınız görün bir ses çıkarmamak olduğunuz yerde hani durduğunuz şekilde. Ee... Ryuki sen survival air at. Zorluğun 6. Benim zorluğum 5. Ve... Se... Mi? Evet siz ikinizin 5. Ee... Ryuki sen ee, Survival Air 6 atıyorsun. Şıruba ve seni böyle hiç görünmeyeceğiniz ama sizin görebileceğiniz bir yer böyle oraya sıkıştırmaya, orayı bulmaya orayı ayarlamaya çalışıyorsun. Ee, Kanarutsu. Senden Performance Ne olur ya? Hmm. Bir asistim vardı değil mi Arda? Evet siz, siz ikinizin tamam. bir asisti var Ryuki senin asistansın yok. Tamam tamam. Ben... 6 benim. Performance ne olur diye düşünmeye çalışıyorum. Bakayım. Air ya. Seninki air. de performance air. Kanarutsu. Seninkinin zorluğu 3. Benimki 11. 11 ne ya? Şey geldi. Artı 1 ile geldi. 7 Çok tuttu. Çok Şöyle e, Rintaro'dan kullanabilir miyim performansı? şu an Rintaro'dan kullanman kullanabilirsin. Okey. Bu arada sen Rintaro'dan böyle skill kullandığın zaman da böyle bir şey oluyorsun. Kötü mü hissediyorum? Kötü hissetme değil de o rintaro, rintaro ile olan bağım biraz daha bir senin üzerinde yükme oluyor. Etkili oluyor, evet, evet, evet. Ya altıncı gözü olan birisi görebilir. Yani mesela işte nanosu burada olsa hani ya da işte mesela yani sixth sense, o altıncı duyusu olan insanlar orada da hafif, yani orada da bir şey yayıyorsun aslında ister istemez böyle bir doğaüstü bir e, parlama diyeyim az çok. Ama şey değil hani böyle her geçen anlamaz yani şey gibi değil, dövme gibi değil. Zorlamış mıydı? Küçücük. Tamam, 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 tamam. Aa, sen yani şimdi biraz şey oluyor. O, o olabilecek şeylerden biraz korkuyor ister istemez. Evet. E, görünmez kalma konusunda biraz şey sıkıntı yaşıyor. Çünkü ortalığı görüp böyle biraz daha hakim bir yere geçmek istiyorsun ama o da seni. Bu arada sen yanlış element atmışsın. Eğer demiştin. Toprakla, Toprakla atmışsın. atmışsın. Toprakla ay pardon. Pardon, Tekrar atabilirsin sıkıntı yok. Tabii pardon ben. <laughs> ben tuturdum bir bonus başarım var. Tamam. Ya istiyorsan bu zarını da tutabilirsin. Az çok aynıysa. Yani. Ne kadar öbür... Çünkü diğerinden daha beter gelirse... Bilemedim. Çok çok büyük bir, bir kumar bu şu an. <laughs> ya yani sana bir şey önerim baştan atabilirsin ya. Baştan atayım evet. Şey yapacağım. Bu kumara gireceğim. Gir gir. Kumar kumar. <laughs> bu konuda iyidir. Okey. <laughs> <laughs> no, evet. Risk almadan. Difficult'ın 5'te değil mi? 5. Tamam. Air, air bastım bu sefer. Hı hı. Patlayıcıdan bir şey çıkarsa belki. Belki bir ihtimal. Aa senin en yerin O yüzden. Benim yerim Neyse. Olsun. Az çok aynı şeye denk geldik herhalde. Evet, evet. Az çok aynısı Olur. oldu. Ne? Bir, tık, bir tane daha sakses aldın. Şöyle. E, akşam vakti çöküyor. E, ve sizin şeyin etrafında sokak lambaları falan filan yan yansın mı yoksa sönük mü kalsınlar? Ortalık biraz daha karanlık mı olsun? Abi normal olsun. Normal <laughs> görünecekse olması lazım. Tamam. O zaman şöyle birkaç tane sokak lambası yanıyor. Ee, şöyle siz bulunduğunuz yerde beklerken Kanarutsu sen ee, çok uzaktan sen yürürken bir taraftan odaklanmaya çalışıyorsun diye dur diye düşünüyorum. Evet. Dört mesafeden bir tane figürün böyle buraya doğru gelmeye başladığını seziyorsun. Tam tam burada ara verelim. <gülüyor> 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 tam tam. <gülüyor> <okay>. <gülüyor> <Olur>. Çok kötüyüm. <getiyim. gülüyor> o zaman sonraki ben, ben kısımda var. görüşürüz arkadaşlar. Okay, tamam görüşürüz.